Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında şöyle bir soruya yer vereceğiz. Bazıları Kur'an bize yeter diyorlar ve hadislere uzak duruyorlar. Gerçekten Kur'an tek başına bize yeter mi? Böyle bir soruyu değerlendirmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim insanlığa en son evrensel mesaj ve Kur'an-ı Kerim dinimizin temel esası ve hudel linnas, insanlara yol gösteriyor, insanlara bir hidayet rehberi. Acaba tek başına Kur'an-ı Kerim bize yeter mi? Tek başına Kur'an-ı Kerim'e dayanarak dini yaşayabilir miyiz? Aslında Kur'an bize yeter. Ama Kur'an bize yeter derken bunun anlamı hadisleri devre dışı bırakmak değildir. Neden? Çünkü okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim peygamberimizi sıkça nazara veriyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ etmekle mükellef değil. Evet, tebliğ görevi var. Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta: Ya eyyüher Resul, belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Peygamberimizin bir görevi tebliğ etmek. Allah'tan gelenleri insanlara duyurmak. Ama bir başka görevi ise لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, onlara indirileni beyan etmen için diyor. Açıklamak. Yani Kur'an-ı Kerim'i beyan etmek, açıklamak. O da yine Peygamberimizin bir görevi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlatıyor. Bundan murat nedir? Nasıl anlaşılması gerekir? Anlatıyor. Ve sahabeler anlamadıkları yerleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. İbn-i Celir et-Taberi gibi zatlar, İbn-i Kesir gibi zatlar daha çok rivayet yoluyla Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişler. Yani Peygamberimiz Kur'an'ı nasıl açıklamış, nerede ne demiş, tefsir kitaplarında bunları hem de senetli bir şekilde an filan kimlerden nakledilerek bu gelmişse o şekilde tefsir kitaplarını yazmışlar. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in en birinci muhatabıdır. Kur'an önce onun kalbine gelmiştir. Malum peygamberlerin temel özelliklerinden bir tanesi de fetanettir. Peygamberler son derece zeki insanlardır. Ve bir de Allah'tan vahye mazhardırlar ve ilhama mazhardırlar. Böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kendi fetanetiyle, o keskin zekasıyla, hem de Allah'tan özel ilhama mazhariyetiyle elbette Kur'an-ı Kerim'i sahabelerine açıklamıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberimize itaati emrediyor ve buyuruyor ki Atiullah ve atiur Rasul, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Kim peygambere itaat ederse fakat ata Allah, o Allah'a itaat etmiş olur. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta: Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehu. Peygamber size neyi getirmişse alın, neden sakındırmışsa da bundan uzak kalın. Dolayısıyla günümüzde bazılarının Kur'an bize yeter deyip peygamberimizin hadislerini devre dışı bırakmaya çalışmaları hiç de uygun bir hareket değil ve Kur'an'ın ruhuna da münasip olan, Kur'an'ın ruhuna uygun düşen bir hareket değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberimizi sıkça nazara veriyor. Allah'a itaati emrettiği gibi peygambere itaati de emrediyor. Ve günümüzde bazı insanlar kendilerinde Kur'an'ı açıklama yetkisi görürlerken adeta peygamberden bu yetkiyi almaya çalışmaları kendileriyle de bir tenakuza düşmektir, bir çelişkiye düşmektir. Bir de şunu belki belirtmemizde fayda var. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri teorik olarak bazı şeyleri ortaya koyuyor. Yani bir Müslüman nasıl olmalı? Ve bunun ölçüleri Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Ama bunun uygulamasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gösteriyor. Mesela namaz, akimus salate, namazı kılın, Kur'an'ın bir emri. Peki namazı nasıl kılacağız? Kur'an'da rükû edenlerle beraber rükû edin, Rabbin için secde et, fesebbih bihamdi rabbik, hamd ile Rabbine tesbih et. Bu gibi
namazda bizlerin yapmış olduğu o rükünlerle alakalı ayetler var. Ama bu nerede nasıl olacak? Namaza nasıl başlanacak? Namazda ne okunacak? Rükû nasıl olacak? Secde nasıl olacak? Bunların uygulaması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından gösterilmiştir. Mesela namazın vakitleri. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan 5 vakit şeklinde çok net bir anlatım yoktur. 5 vakte işaret vardır. Ama bu yoruma tabi olan bir meseledir. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip vaktin evvelini ve vaktin sonrasını göstermiştir. Yani sabah namazı hangi vakitte başlıyor, ne zaman bitiyor? Öğle namazı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Daha diğerlerde benzeri bir şekilde Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize gösteriyor. Vaktin evvelinde, vaktin sonrasında namaz kıldırıyor. Ve bu şekilde vakitler belirleniyor. Yoksa sadece Kur'an-ı Kerim'e bakmak suretiyle hangi namaz, kaç rekat olarak, hangi vakitte kılınacak, bunları bizim anlamamız mümkün değil. Ve dolayısıyla şunu da belki söylemek mümkün. Kur'an bize yeter diyen bir insan sadece Kur'an'a dayanarak doğru dürüst bir namaz örneği ortaya koyamaz. Halbuki model insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın nasıl kılınacağını bize göstermiştir ve şöyle buyurmuştur. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılın. Dolayısıyla bizlerin şu anda namazla alakalı durumları doğrudan Peygamberimizin sünnetini uygulamaktır. Allah'ın emrini yerine getirmek ama Peygamberin kıldığı gibi namazı kılmaktır. Sadece Kur'an'dan bunu anlamaya çalışsaydık doğru dürüst anlayamazdık. Diğer taraftan ve etüz zeka, zekatınızı verin. Allah-u Teala'nın bir emri, zekat verilecek. Ama 1/40 mi, 1/40 mi, malın yarısı mı? Bunu yine Kur'an-ı Kerim doğrudan açıklamıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tatbikatıyla bunun ayrıntılarını ortaya koyuyor. İşte mallardan ne kadar olacak, tarladan elde edilen mahsulden ne kadar olacak, ticari kazançtan ne kadar olacak, bunlar Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam tatbikatıyla ortaya konuluyor. Ve bugün mesela Kütüb-i Sitte vardır. Peygamberimizin hadislerini cem eden 6 büyük hadis kitabı. Daha başka hadis kitapları vardır. Bunları okuduğumuz zaman çok muazzam bir zenginlikle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Ve buralarda mesela Kitab-ı Salah diyor, namazla ilgili hükümlerin yer aldığı hadisler. Kitab-ı Ed'iye diyor, dualarla ilgili bölümler. Kitab-ı Cihad diyor, cihatla alakalı Peygamberimizin hadisleri. Bunları ayetlerle beraber mütalaa ettiğimizde birbirini tamamladığını görüyoruz. Ayette kapalı geçen bir husus Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle açığa çıkıyor. Çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Ben sahabenin anlayışıyla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Peygamberimizin açıklamasından nasıl istifade etmişler? İşte ayette iman edip de imanına bir zulüm bulaştırmamış olanlar اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İşte onlar emniyet içindedirler ve hidayet üzeredirler. وَلَمْ يَلْبِسُ اِيمَانَهُمْ بِالْظُلْمِنْ İmanlarına bir zulüm bulaştırmamış olanlar. Sahabe bu ayet-i kerimeyi okuduğu zaman önce bir endişe ediyor. Çünkü hangi insan nefsine zulmetmiyor? Hangi insan günahlardan uzak? Ve bu durumda durum tehlikeli görülüyor. Kurtulabilmek zor görülüyor. Ve Peygamberimize diyorlar ki ya Resulallah ey günâ lâ yazlim nefse, hangimiz nefsine zulmetmiyor ki, nasıl kurtulacağız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada şu açıklamayı yapıyor. Buradaki zulüm Allah'a şirk anlamındadır diyor. Ve Kur'an'ın başka bir yerinden delil getiriyor. Hazreti Lokman oğluna nasihat verirken diyor ki ya buneyye la tüşrik billah, yavrum Allah'a ortak koşma, inne şirke le zulmün azim, şirk gerçekten de çok büyük bir zulümdür. İşte Allah'a ortak koşmak ayet-i kerimede şirk olarak ifade edilmiş. Peygamberimiz yine Kur'an'a dayanarak Kur'an'ın kapalı bir ifadesini burada beyan ediyor ve açıklıyor. Daha diğer açıklamalarla beraber baktığımızda gerçekten de şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Peygamberimizin hadisleri olmaksızın
Kur'an-ı Kerim'i sağlıklı bir şekilde anlayabilmek mümkün değildir. Bizler Kur'an'ı okuyan kimseler olarak Kur'an bize yeter diyoruz. Ama bunu söylerken de peygamberi devre dışı bırakmak gibi öyle bir durum söz konusu değil. Peygamberimizin zaten ifadeleri Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Kur'an-ı Kerim'in kapalı manalarını bizlere ders veriyor. Kur'an'ın izinde peygamberimizin yolunda gitmeyi Allah hepimize nasip etsin. Böyle bir duayla bugünkü programı noktalıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.